Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yani ODTÜ, yeni liderini ağırlıyor. Bu liderlik değişimi, üniversitenin geleceği için büyük bir adım olarak görülüyor. Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil, bu prestijli kurumun yeni rektörü oldu. Yozgatlıgil, akademik dünyada saygın bir isim ve ODTÜ'nün vizyonunu ileriye taşımak için büyük bir potansiyele sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen Yozgatlıgil, 13 üniversitede gerçekleşen yeni atamalar dalgasına katılıyor. Bu atamalar Türkiye'nin yüksek öğretim sisteminde önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor. Bu atama çok önemli bir an. Yozgatlıgil'in liderliği, ODTÜ'nün akademik ve araştırma alanlarındaki başarısını daha da artırmayı amaçlıyor. Yozgatlıgil, Türkiye'nin önde gelen teknik üniversitelerinden birini geleceğe taşımakla görevlendirildi. Liderliği, gelecek nesilleri şekillendirecek ve üniversitenin küresel rekabet gücünü artıracak. ODTÜ, köklü bir akademik mükemmellik geçmişine sahip. Üniversite, yıllardır bilim ve teknoloji alanında öncü çalışmalar yapıyor. Zorlu programları ve dünya standartlarındaki öğretim üyeleriyle biliniyor. Öğrenciler, burada aldıkları eğitimle dünya çapında tanınan profesyoneller haline geliyor. Yozgatlıgil'in atanması, inovasyona olan bağlılığın bir göstergesi. Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeni bir soluk getirecek. Rolüne zengin bir deneyim getiriyor. Yozgatlıgil, akademik kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir isim. Geçmişi, akademi, araştırma ve idari uzmanlığı bir araya getiriyor. Bu deneyim, ODTÜ'nün gelecekteki projelerinde büyük bir avantaj sağlayacak. ODTÜ topluluğu bu yeni dönemi heyecanla bekliyor. Öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar, Yozgatlıgil'in liderliğinde üniversitenin daha da yükseleceğine inanıyor. Ahmet Yozgatlıgil'in yolculuğu 1975 yılında başladı. Küçük yaşlardan itibaren bilgiye olan susuzluğunu gösterdi. Bu istek onu ODTÜ'nün koridorlarına götürdü. Burada akademide bir geleceğe doğru ilk adımlarını attı. Makine mühendisliği alanında zorlu bir eğitim gördü. Yozgatlıgil seçtiği alanda başarılı oldu. Lisans diplomasıyla yetinmedi. ODTÜ'deki eğitimine devam ederek makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi aldı. Akademik mükemmelliğe olan bağlılığı ortadaydı. Ancak Yozgatlıgil'in gözü daha büyük hedeflerdeydi. Akademik hedeflerini Türkiye sınırlarının ötesine taşımaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri onu çağırıyordu. Ahmet Yozgatlıgil, akademik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Drexel Üniversitesi'ne odaklandı. Philadelphia, Pennsylvania'daki bu ünlü kurum, önümüzdeki birkaç yıl boyunca onun akademik evi olacaktı. Yozgatlıgil kendini çalışmalarına adadı. 2005 yılında Yozgatlıgil önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Drexel Üniversitesi'nden enerji alanında doktorasını aldı. Bu başarı, sıkı çalışmasının ve özverisinin bir kanıtıydı. Doktora çalışmaları ona özel bir bilgi birikimi sağladı. Yozgatlıgil artık kendi alanında aranan bir uzman olmuştu. Akademi ve araştırma dünyasında iz bırakmaya hazırdı. Mezun olduğu okulun cazibesi güçlü çıktı. 2007 yılında Ahmet Yozgatlıgil tanıdık topraklara geri döndü. Bu kez makine mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak ODTÜ'ye katıldı. Dönüşü bir nevi eve dönüştü. Yozgatlıgil, kendi gelişiminde önemli bir rol oynayan bu kuruma katkıda bulunmak için can atıyordu. Yozgatlıgil'in ODTÜ'deki kariyeri gelişti. Hızla meslektaşlarının ve öğrencilerinin saygısını kazandı. Öğretmenliği ilgi çekici ve bilgilendiriciydi. Araştırmaları yeni ufuklar açtı. 2014 yılında makine mühendisliği alanındaki artan etkisinin bir kanıtı olarak doçentliğe terfi ettirildi. 5. Bölüm: Uluslararası Bir Köprü. Ahmet Yozgatlıgil, uluslararası işbirliğinin önemini anlıyordu. Paylaşılan bilginin gücüne inanıyordu. Bilim ve teknolojinin sınır tanımadığını, bilgi paylaşımının ve işbirliğinin ilerlemeyi hızlandırdığını biliyordu. Kariyeri boyunca dünya çapında tanınmış kurumlarla çalışma fırsatları aradı. Bu kurumlar arasında en prestijli üniversiteler ve araştırma merkezleri yer alıyordu. Önde gelen araştırma merkezlerinde tanıdık bir yüz haline geldi. Her zaman yeni bilgiler öğrenmeye ve paylaşmaya istekliydi.
Yozgat Bilgi'nin uluslararası işbirlikleri gerçekten etkileyici. Farklı kültürlerden ve disiplinlerden gelen bilim insanlarıyla çalışarak araştırmalarını daha da ileriye taşıdı. NASA'da misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Burada uzay araştırmaları ve teknolojileri üzerine önemli projelerde yer aldı. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nde, NIST, önde gelen uzmanlarla birlikte çalıştı. Bu işbirliği onun araştırmalarına büyük katkı sağladı. Argon Ulusal Laboratuvarı'nda çığır açan araştırmalara katkıda bulundu. Burada enerji ve çevre teknolojileri üzerine yoğunlaştı. İşbirlikleri sırasıyla JAMIC ve CNRC ile çalıştığı Japonya ve Fransa'ya kadar uzandı. Bu ülkelerdeki bilim insanlarıyla ortak projeler yürüttü. Bu ortaklıklar çalışmalarını zenginleştirdi ve küresel bakış açısını genişletti. Ahmet Yozgatlıgil, uluslararası işbirliklerinin gücünü ve önemini her zaman vurguladı. Onun için bilim ve teknoloji dünyasında sınırlar yoktu. 6. Bölüm, Laboratuvarın Ötesinde Liderlik. Ahmet Yozgatlıgil'in liderlik özellikleri ortadaydı. Onun vizyonu ve kararlılığı akademik dünyada fark yaratmasını sağladı. Sadece araştırma ve öğretimde başarılı olmakla yetinmedi. Bilimsel çalışmalarıyla tanınan Yozgatlıgil, aynı zamanda öğrencilerine ilham veren bir öğretmendi. Daha geniş akademik camiaya katkıda bulunma sorumluluğu hissediyordu. Bu sorumluluk, onu daha büyük projelere ve topluluklara yönlendirdi. Bu istek, onu ODTÜ'de idari görevler üstlenmeye yöneltti. Üniversitenin geleceğini şekillendirmek için stratejik kararlar aldı. Yozgatlıgil'in idari yolculuğu önemli bir atamayla başladı. Bu atama, onun liderlik yeteneklerini daha geniş bir platformda sergilemesine olanak tanıdı. 2016 ile 2020 yılları arasında ODTÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu dönemde, üniversitenin akademik ve idari yapısında önemli değişiklikler yaptı. Bu rolde, büyük bir akademik kurumun karmaşıklığını yönetme konusunda değerli deneyimler kazandı. Üniversitenin vizyonunu ileriye taşımak için çalıştı. Ayrıca ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. Bu pozisyon, onun teknoloji ve inovasyon alanında da liderlik yapmasını sağladı. Bu pozisyon, Türkiye'nin teknoloji sektörünün gelişimine katkıda bulunmasını sağladı. Yozgatlıgil, teknoloji ve akademiyi bir araya getirerek yenilikçi projelere öncülük etti. 7. Bölüm, Ankara'da Parlayan Bir Yıldız. Ahmet Yozgatlıgil'in uzmanlığı fark edilmedi değil. Akademiye, araştırmaya ve yönetime yaptığı katkılar en üst düzeyde takdir topladı. Türkiye hükümeti onun potansiyelini fark etti. Parlayan bir yıldız olarak görülüyordu. Nisan 2020'de Yozgatlıgil, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığına atandı. TÜBİTAK, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik araştırma kurumudur. Ülkenin araştırma gündeminin şekillendirilmesinde hayati bir rol oynar. Başkan yardımcısı olarak Yozgatlıgil'e önemli bir sorumluluk verildi. Türkiye'de bilimsel araştırmanın yönlendirilmesine yardımcı olacaktı. Bu atama, Türk bilim camiasındaki konumunun bir göstergesiydi. 8. Bölüm, Denge, Kariyer ve Aile. Ahmet Yozgatlıgil'in hayatı, dengenin gücünün bir kanıtıdır. Kariyerinde olağanüstü başarılar elde etti. Ancak ailenin önemini asla gözden kaçırmadı. Yozgatlıgil, özverili bir eş ve babadır. Sevdikleriyle geçirdiği zamana değer verir. ODTÜ rektörlüğüne atanması, önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Yıllarca süren sıkı çalışmanın ve özverinin doruk noktasıdır. Yozgatlıgil şimdi Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden birine liderlik etmekle görevlendirildi. Bu zorluğa göğüs germeye hazır. ODTÜ'nün geleceğini